Kızımızdan bir haber var mı sultanım? Yok. Yok ha? Yavrumuza bir şey olursa ben yaşayamam. Dayanamam. Ya ona bir şey olursa? Allah isyan ettirmesin hatun. Evlatlarımızı bulacağız inşallah. 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 Ne büyük bir mucize. Bu çocuklar 15 yıl sonra bizim Yılmaz savaşçılarımız olacak. Padre, emirleriniz. Kardeşleri al, çocukları anaya götür. Emredersiniz. Çok yakında çocuğum. Bizi çok seveceksiniz. Şah babam bizi bulacak. O zaman görürsünüz siz. Dokunmayın onlara. Tamam, tamam. Yavaş. Sultan ve savaşçıları. Celal bu fena olacak ha. Gir. Sultanım, Davut Paşa geldiler. Gelsin. Sultanım. Durumun vahametinin idrakinde misin paşa? Bir avuç Şaki, teşkilatımızın gizli karargahının üzerindeki külliyede Gıyasettin Efendi'yi ve gencecik neferlerimizi şehit ettiler. Kızım Neslihan Sultan'ı ve hocamızın emaneti olan evlatlarımızı kaçırdılar. Cihanda emsali olmayan bir istihbarat teşkilatı kurduğunu defaatle işittim senden. Söylediklerin yalan mıydı Davut Paşa? Doğruydu sultanım, lakin... İzahatle kaybedecek vaktimiz yok. Derhal kızımı ve hocamızın evlatlarını bulacaksın. Ve bunu yapanlara, o melunlara cezalarını kat be kat vereceksin paşa. Sultanım, bunu söylemekten imtina ediyorum. Lakin biraz vakte ihtiyacımız var. Vaktimiz yok paşa. Sultanım, benim evvel emirde vazifem her şartta size olanı olduğu gibi söylemektir. Bu hadisenin arkasındakiler yüzlerce yıldır saklanıyor. Onları bir anda bulup ortaya çıkaramayız. Hiç şüpheniz olmasın. Kızınız Neslihan Sultan'ı ve kaçırılan çocukları bulup getireceğiz. Gıyasettin Efendi'ye bunu yapanlar bedelini çok ağır ödeyecek. Size and olsun. Padre. Siz de bizimle gelseniz. İstanbul şu anda hiç tekin değil. En emin yer bizi en son bulacakları yerdir Celal. Bu okul bizi yüzyıllardır koruyor. Bizi burada asla bulamazlar. Padre. Çocukları anaya bıraktıktan sonra ne yapmamızı emredersiniz? Çocukları anaya bıraktıktan sonra... Thank you.
Uslu durun. Beni kızdırmayın. Burası neresi? Düşmanların sarayı. Çakalların sarayı olmaz, inleri olur. Ayşe Hatun nasıl? Hala baygın. Allah acil şifa versin. Amin. Şehirde vaziyet nedir? Şehri İstanbul ağlıyor. Gıyasettin Efendi'nin gidişine bütün ahali göz yaşı döküyor. Devlet-i Ali öyle mübarek bir adam kaybetti ki yerini doldurmak mümkün değil. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahu alem, Devlet-i Ali Osmaniye'nin kendi mülkünde. Cihan padişahı öz evladını koruyamadı. Bizi nasıl koruyacak diye tezvirata başlamıştır. Neslihan Sultan'ın kaçırıldığına dair haberin yayılmaması için lüzumu yapıldı sultanım. Boşuna uğraşma paşa. Garaber tez yayılır. Sen ivedilikle evlatlarımızı bulmaya bak. Sultanım, sizi buradan kurtaracağız. Evet, muhakkak. Siz uyuyun, ben nöbet tutarım. Dün büyük bir askeri başarı kazandık. Efendiler, şunu iyi bilin. Askeri zaferler insana rehavet verir. Oysa iktisadi zaferler insanın hırslarını kamçılar. İngiliz petrol şirketlerinin hisseleri artık elimizde. Bu sebeple Orta Şark'ta petrol yatakları için süren mücadelede yeni bir safhaya girilmiştir. Artık Orta Şark'ta İngiliz siyasetini biz yöneteceğiz. Dengeler değişti. Osmanlı'ya karşı Britanya'nın yanındayız. Ve şunu iyi bilin ki kardeşlerim, kanlar dökülerek, naralar atılarak kurulan milli devletler bir gün tarih olacaklar. Devlet kurmak için mücadele eden ve abideleri dikilen zamanı liderleri unutulup gidecekler. Ve o gün dünya bizim yöneteceğimiz tek bir devlet olacak. Oğul, öfke ateş gibidir. Önce çıktığı yeri yakar, sonra kıvılcımı düşmana ya varır ya varmaz. Zor bir hocam. Tutkulanmıyorum bile. Hocam!
benden yana olan haklarınız helal olsun. Siz de haklarınızı helal ediniz. Gıyasettin baba olsa ne derdi Mustafa'm? Ben söyleyeyim kardeşim. Derdi de, dermanı da veren Allah'tır. Metin olun derdi. O bizim hocamızdı hani. Babamızdı. Aklımızdı, vicdanımızdı. Onsuz ne yapacağız Ali? Mustafa'm, Gıyasettin baba hakkı yürüdü. Artık onun yerini sen alacaksın. Bizim gücümüz de, aklımız da sen olacaksın kardeşim. Koskoca kadı Gıyasettin. Onun yerini nasıl alayım Ali? Bir gün Gıyasettin baba seni gösterip bana ne dedi biliyor musun? Bazı insanlar vardır, çok farklıdır. Kadı Gıyasettin, bu kadim milletin tüm hasletlerini taşıyan en müstesna temsilcilerdendi. Herkese örnek bir kişiydi. Ve çok özel bir kabiliyeti vardı. Gıyasettin, en karışık zamanlarda bile sakin kalarak bulanık suyun dibini, sisli havanın ötesini görebiliyordu. Hem de ümmet adamıydı. Her kararı hem devletin hem de ümmetin menfaatlerine yönelikti. Padişah bu kabiliyetini fark etti. Ve tekrar Büyük Osmanlı için onu istihbaratın ve bankanın başına koydu. Evet efendim. Bu nedenle onu ortadan kaldırdı. Filinta Mustafa Kadı Gıyasettin'den çok daha tehlikeli biri. İşin garibi o hala bunun farkında değil. Dedi ki, bak Ali, her hakiki hasenat gibi cesaretin de menbaı imandır. Kalbi münevver bir kulu, küreyi arzı bomba yapıp patlatsan korkutamazsın. Mevzu cesaret olunca Cenab-ı Hak Mustafa'mı hepimizden imanlı kılmış. Ali, bir gün bana bir şey olursa benim yerimi Mustafa'm alacak. Onun namı cihanda ün salacak dedi Mustafa. Ün salacak. Öyle mi dedi? Öyle dedi kardeşim. Babamızın vasiyeti bu Mustafa'm. Kalkın efendiler. Vakit ermiştir. Kalkın. Vakit günahsız çocuklardan medet uman bu yılanların başlarını ezme vaktidir. Kadı Gıyasettin ahalinin muhabbetini celbetmiş bir zat idi. Ardından ağlayanları ganidir mübari. Allah amel defteri sağ yanından verilenlere ettiğiyle muamele etsin. Amin. Sizler onun terbiyesinden geçmiş, bu milletin ve ümmetin hayrına gayrete gelmiş erlersiniz.
Allah yardımcınız olsun. Nereden başlayacağımızı çok iyi biliyorum. Kim yaptı bu alçaklığı? Kim yaptı dedim. Sana kim yaptı dedim. Kadı Gıyasettin büyük bir adamdı Süreyya. Evet, düşmandık. Ama ona daima saygı duydum. Ve Süreyya büyük bir adam öldüğünde herkes ona gereken hürmeti göstermelidir. Gıyasettin dostum değildi. Saygı duyduğum büyük bir düşmanımdı. Ve bu benim nezdimde kazançtır. Külliye baskınını kim yaptı? Baskını yapanların hepsi farklı bir silah kullanıyordu. Doğru. Planlarını çok iyi yapmışlardı. Öncelikli olarak adamları içeriye sokup kapıyı kapattılar ve bizimle ilişkiyi kestiler. Bunlar gördüğüm en iyi savaşçılardı. Ve Cihan Padişahı'nın kızını kaçırdılar. Oka bak. Oluklar iç içe geçmiş. Sırayla ateş edilebilsin diye. Kim yapmış olabilir sence? Kardeşin, Emrullah. Ya, o bu işe girmeyecek kadar akıllıdır. Bu oklara atan silah antika ama mükemmelleştirilmiş. Bu ok, usta bir sanatkarın işi. Ne yapıyoruz Mustafa'm? Bizi kimsenin hiç beklemediği bir yere gidiyoruz. Külliye baskınını kim gerçekleştirdi? Bilmiyorum. Bir tek şey. Aynı gece. Hem padişahın hocası Gıyasettin'i öldüren, hem de padişahın kızını kaçırabilen kişi.
olsa olsa. Dünyanın en güçlü insanıdır. Sence? Boris'in olanlarla bir alakası yok kanaatimce. Doğrudan bir alakası olmayabilir. Ama mutlaka bir malumatı vardır. Sıkı bir biçimde takip edin. Soluk alsa haberim olacak. Peki efendim. Endişe etmeyiz. Allah kabul etsin birader. Allah razı olsun. Başın sağ olsun. Duydun demek. Kötü haber çabuk yayılıyor. Onun için de dua ediyorum. Eyvallah. Sana ihtiyacım var. Şahit kalmasın. Bırak kızımı! Bırak kızımı! Bırak kızımı! Hayır. Çocuklar bizde değil. Hayır. Farah. Farah. Hadi seninle konuşmamı istedi. Kadı Gıyasettin'in çocuklarını neden kaçırdığımı soracaksınız. Bak Farah, biz askeriz. Emirleri uygulamakla yükümlüyüz. Emir açıktı değil mi? Ardımızda şahit bırakmamak. Çocukların suçu ne? Masum bir çocuğu öldürmek şerefli bir savaşçıya yakışır mı? Bu asiliğin devam ederse... Beni öldürecek mi? Padre ile konuştum. İkna oldu. Çocuklar bizim için silah. Ama bir daha... emirlere uymazsam... Koruyamaz mısın beni? Celal, şunu aklına iyice sok. Beni kimsenin korumasına ihtiyacım yok. Dikkat! Gözünü kapa.
Ayağa kalk dostum. Büyük bir iş başardın. Ama seninle yapacağımız çok şey var. Gel. Seninle önce hatalarımızı konuşalım. Sen kurşunlarını kendin imal ederdin. Daha isabetli olsunlar diye. Allah affetsin. Öyle yapardım. Bak. Bu ok da hususi. Aşina mısın? Müthiş bir işçilik. Şuradaki oyukları görüyor musun? Gördün tabii ki. Onun için buradasın. Bak Mustafa. Biz suikastçiler birbirimizi tanırız. Silahları nereden tedarik ettiğimizi de biliriz. Bu çok özel bir tedarik. Senden sonra padre kim olacak biliyor musun? Takdir yüce meclisindir efendim. Celal. Ama umarım uzun zaman bize hizmet edersin. Padre. Öldürülmeleri gerekirken Kadı Gıyasettin'in çocuklarını kaçırdınız. O an verilmiş bir karardı. İsterseniz... Çocukların kaçırılma kararını kim verdi? Farah. Şu kız... cezalandırılmalı. Filinta Mustafa bu işin peşine düşecektir. Bizzat ilgileneceğim efendim. Yıllardan sonra Filinta Mustafa'yı öldürmek için sokağa sen mi çıkacaksın padre? Hem de büyük bir zevkle. Peki Celal? Hiç kimseye ihtiyacım yok. Yine de takdir sizindir. Senden beklediğim cevap buydu dostum. Filinta Mustafa senin ellerinde... tarih olacak. Kadı Gıyasettin'i öldürdü. Babamızı öldürdü. Kalk lan! Kalk! Bu oku kimin için yaptın? Söyle! Celal, bu oku o kullanır. Onun için yaparım. Celal mi? Onlar çok yakında. İşinizi bitirmek için geri dönecekler. Demek hala İstanbul'dalar. Öyle mi? (Gülüyor)
çağıracak. Ayağa kalk Farah. Gözlerini aç. Yapamam. Neden? Çünkü ışığınız beni kör eder Yüce Efendi. Mükemmel askerler yetiştiriyorsun Padre. Gözünü kapatmadık mı kardeşim? Bak biz sultanın görevlendirdiği işte memuruz. O adam da öyle ya da böyle amirimiz. Gelsin tahkikatini yapsın. Oğlum adamla kanla bıçakla ayrıldık. Benim lafımla gelir mi ki Mustafa'm? Kardeşin cephanelerinden birine bastığımızı söyle. Bak nasıl paşa paşa geliyor. Oğlum adamın şaşkınlıktan kafasında saç çıkacak saç. Bak ben sana söyleyeyim. Sonra benim Abdullah'ın dükkanında buluş. Eşref bir fikir verdi. Davut Paşa bir düzün asker versin. Ha bir de... Sen bize yardımcı ol. Babam bizi bulsun. Eğer onlar da bulamazsa Ali abimle Mustafa abim bulsun bizi Allah'ım. Onlar da bizi bulamazsa bize bir yol göster. Kaçalım Allah'ım. Amin. Sen ne dersin evlat? Ne istersin? Adamlarını paşam. En iyilerinden olanlarını. Bir dostumuzu koruyacaklar. Dostunuz acaba ne yapacak ki benim en iyi adamlarımın korumasına ihtiyaç duyuyor? Dostumuz iyi şeyler yapacak Davut Paşa'm. İyi şeyler. Eğer aklınızdan geçenlere vakıf olduysam maşallah işi çabuk öğreniyorsunuz. Padre! Ne o? Sen de mi diğerleri gibi benim yaşlandığımı düşünüyorsun? Padre, siz bizim en büyük hocamızsınız. Ama yıllar var ki göreve çıkmadınız. Mesele neyse, izin verin ben halledeyim. Sen bundan sonra emirlerin harfiyen yerine getirildiğinden emin ol yeter. Çocukları anaya götürmen kâfi. Müsaade edin kardeşler de sizinle gelsin. Onların sizinle omuz omuza çarpışma hevesleri malumunuz. Hayır. Kardeşler de seninle gelecek. Bana İstanbul Teşkilatı fedaileri yeter. Ha bu arada bir şey daha var. Farah da burada benimle kalacak. Siz nasıl emredersiniz?
Beni ayak yoluna götür. Af buyur. Kenefe gitmem lazım, kenefe. Ha. Yap şuraya. Ha, sultanın yanında olmaz diyorsun. Elimden bir şey gelmez. Yemedi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam dayı. Hayırlı işler, hayırlı işler. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin, hayırlı işler. Size de abilerim. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Allah razı olsun. Hayrını gör ben mi? Hareket var. Hayırsız herif. Hayırdır birader? Hayırdan haberin yok galiba. Külliye ve vakıf sahipsiz kaldı. Biz de esnaflar olarak işte külliyeye elimizden geldiğince sahip çıkacağız. Ben kendi kazancımdan yardım yapmak zorunda mıyım yahu? Allah Allah. Yok. Zorunda değilsin tabii. Allah senden de razı olsun. Adamın teki öldü diye kendi kazancımdan yardım yapacağım ha. Kazancın senindir birader. Kazancına kimsenin laf dediği yok. Rızktır, alın teridir, emektir. Lakin adamın teki dersen işte o vakit külahları değişiriz. Bu adamın teki değil. Onun ismi Kadı Gıyasettin'dir. Kadı Gıyasettin bu dünyaya gelmiş en kalendir, en vicdanlı, en adaletli adamlardan biriydi. En azından ismiyle anılmayı hak ediyordu kardeşim. Artık zabıt değilsiniz. Ne bu afra tafra? Sus hele! Sus! Zabıt değilsek de hesabız lan. Defol git. Şey mi olur ya? Densiz. Ne dediği belli değil. Kendini bilmez ya. Gidelim hadi. Adam kapıyı kilitlemiyor. Belki kaçabiliriz. Kaçalım. Nereye kaçacağız? Burayı bilmiyoruz ki. Çok uzağa gitmedik. İstanbul'un içinde bir yerlerde olmalıyız. O zaman buradan kaçabilirsek kurtuluruz. Vay, 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 vay. Ulan Mustafa, ulan Ali. Ne muazzam adamlarsınız siz. Şuna bak. Allah müstahakını versin. Müthiş bir cephane çıktı. Böylesi Kasımpaşa cephaneliğinde bile yoktur. Çok çetin bir savaş olacak bu. Çok çetin. Ne? Beni duydun. Vallahi Mustafa'yı duydum. Bana öyle bakma Abdullah'cığım. Bak bu duyulmamış bir şey değil ama bu adamlar çok tehlikeli. Bak Mustafa'm, bunu şahsi bir intikam almak için yapıyorsan ben bu işte yokum, haberin olsun. Ben bu işi şahsi bir intikam için yapmıyorum. Osmanlı'nın içine çöreklenmiş yılanları temizlemek için ve bu milletin gücünü göstermek için yapıyorum. Yedi düvele hükmeden vatanın evlatları olarak ayağa kalkmak ve düşmanlarıma diz çöktürmek için yapıyorum. İşte budur Mustafa. İşte budur. İntikam almayı sevmeyiz. Ama ödeşmek adettendir.